Villa Bella'dan herkese selam arkadaşlar. Evet, ben de merhaba bu arada. Ben de merhaba. Ben de. Evet arkadaşlar, şimdi bugün burada villada tatil yapıyoruz biliyorsunuz ve şimdi üçümüz saklambaç oynayacağız. Saklambaçın kuralı her yere saklanmak serbest. Evet. Tek kural var ve çok enteresan yerlere saklanacağız. Bakalım ilk ebe kimdi? Sen. Ben büyük olarak mı? Evet. Peki hadi o zaman. Burada 50'ye kadar yavaş. Tamam, 50'ye kadar yavaş. Peki hadi bakalım. Işıl beni takip etme. Herkes saklambaç farklı yerlere. Başlıyor. Herkes farklı yerlere saklanacak. Aynı yere saklanmak yok. Aa, ona göre tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gösterdiklerini yap. Hayır. Farklı katlara dedik ya. Sinekliği kapat. Sakın benimle gelme. Kamerada bile var. Nerede saklandın? Gelme sen, bu katta saklan. Nasıl da? Işıl, hayır. Işıl. Orada ama farklı yerde saklan. Tamam, sakın benimle gelme. Gülme de benim gittiğim yerlerde falan. Tamam. Dolaba saklanıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi dolaba saklandım. Babam birazdan çok yoruldum, saymayı bitirecektir. İnşallah beni görmez. Ay, kapanmıyor. Çatıya çıkacağım. Eyvah. Çatıya çıkıyorum. Amcam beni istese de bulamayacak bence. Bismillah. Oh, çok güzel manzara. Arkadaşlar bakın. Harika bir manzaralı bir yere saklandım. Şu an balkon burada. Ben çatıdayım. Harika. Şuan amcam beni bir saat arayıp bulamayacak bence. Bakın, Villa Bella'nın manzarası böyle. Bu arada çok sıcak şu an, ayaklarım yandı. Keşke gelirken bir şey giyseydim ayağıma. Şuraya saklanırsam beni hayatta bulamaz ama kızabilirler. O yüzden ben burada kalayım. İnşallah tuğlalar falan kaymaz. Ay, çok sıcak. Yoksa manzarası, her şey çok güzel. Ve de tam resim çekimlik bir yer, bakar mısınız? Şöyle çatıda oturup. Villa. Evet, önüm arkama sağıma soluma saklanan ebedir. Evet, 50'ye kadar saydım. Şimdi arayalım bakalım nerelere saklanmış olabilirler. Bir kere ben şurada bir kapı sesi duydum. Ama yine de emin olmak için, ebelenmemek, sobelenmemek için bu dışarılara çabucak hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Şimdi onlar belki hala saklanmaya da devam ediyor olabilirler tabii bu arada. Evet, bu tarafta, ön tarafta kimse yok. Hemen diğer tarafa da bakalım hızlı bir şekilde. Bakalım bulabileceğiz mi kimseyi buralarda. Evet, çok böyle absürt yerlere saklanmış olabilirler mi? Bulamayacağım şekilde bakalım. Evet, burada da bakıyoruz. Bunlar da biliyorsunuz havuzda kullandığımız çeşitli şişme aletler. Evet, buraya da bakalım. Şurada bir kedi bulduk. Kedi var. Evet, arka tarafta da kimse yok. Evet, şimdi artık evin içine girelim bakalım arkadaşlar. Hep birlikte. Belli ki evin içine saklanmışlar. Evet, beni ebe yaptılar ama görürler onlar. Biraz sonra onlardan biri ebe olunca bakalım beni bulabilecekler mi, hep birlikte göreceğiz. Evet. Ön tarafa bakalım. Evet. Ön tarafta kimse yok. Ondan sonra Bodrum'a gitmiş olabilirler mi, Bodrum kata? Önce şurasını bir bitirelim. Ve bakalım. Arkadaşlar şimdi bakalım. Bu arada size bir sır vereyim mi? Neyse, vermeyeyim. Benim nereye saklanacağımı gösterecektim size ama. Neyse, bu Bodrum katta burada da kimseler yok. Şuralara falan yok. Oraya sığmazlar. Heh. Şu kapıya bakalım bir. Hayır. Burada da kimse yok. O zaman bunlar belli ki. Tabii ki üst kata çıktı. Evet, şimdi çıkalım bakalım. Üst katta nereye saklandılar? Aynı yerde saklanmadılar tabi. O kural gereği onu yasaklamıştık. Şimdi bakıyoruz. Evet. İlk balkonda kimse yok. Şimdi gelelim diğer yerlere. Sırayla bütün katlara bakalım arkadaşlar da kaçırmayalım hiçbir yere. Şurasının arkasında güzel bir saklanma yeri bulduk ama hayır. Burada da kimse yok şurada. Burada da kimse yok. Şurada bir balkon daha var. Ve
Orada da kimse yok. Şimdi gidelim. Şöminede kimse yok. Evet. Sırayla şu odalara bakalım. Önce bu odaya bakalım. Yok. 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 Evet. Bu odaya bakalım. Bu odada da bakalım buraya saklanmış olabilir mi? Hayır. Belli ki çatı katına gittiler bu kızlar. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde çatı katına gidelim. Bakalım çatı katında nereye saklandılar bunlar? Tek çatı katı kaldı çünkü. Arkadaşlar bakalım. Evet. Ben geldim. Korkun benden. Eyvah geldi. Geldi. Şeyi bulamadık. Balkonda olabilirler mi? Hayır. Çatı balkonda da kimse yok. Galiba gitti. Balkonu aradı ama bulamadı. Arkadaşlar resmen balkona çıktı ve geri girdi. Beni bulamadı. Harika bir yerde saklanmamış mıyım? En güzel saklanma yeri bence benimkiydi. Çatıya çıkmayı denedim ve başardım. Şimdi çocuklar bu odada olabilirler mi bakalım? Bu arada beni duyuyorsanız söylüyorum. Bulduğum sobelenmiş sayılsın mı? Düşünüyorum. Yoksa koşarak sobeleyelim mi? Evet evet. Koşarak sobeleyelim. Doğrusu o değil mi? Evet. Şimdi buraya geldik. Burada, burada. 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 Tınıt tınıt. Yok kimse. Allah Allah. Bulamadık. Yatağın altına buraya giremezler. Yuh hakikaten bulamadım ya. Dur dur dur, burada da mı var yoksa? Dur. Hiç ışıl hiç durma çocuk. Dur ışıl tutma. Işıl bırakır mısın beni? Hayır ya, bırakmayacağım. Kalkın iyi burada. Geldim. Sobe. Rüyası değil miydi? Bilmiyorum, farkında değilim. Ama sen bulacaksın. Ne fark eder işte, sobe. Hayır, ben kazandım. Burası senindi. Tamam, sen kal o zaman şimdi. Işıl'ı buldum. Ben birazcık daha saklanmaya doğmayacağım. Ben de telefonumla oynuyorum çünkü beni çok zor bulacak galiba. Şimdi ben gideyim. Hayır, ben seninle geleceğim. Hayır, Suriye'yi bulmaya gideyim ben. Hayır, ben seninle geleceğim. Peki sen bilirsin. Merak etme. İnşallah Sude'yi yer değiştirmemiştir bu sırada. Galiba yer değiştirdi çünkü senin baktığın yerde yoktu. Ya da sen iyi bakamadın. Aa dur. Duş falan verme. Dur. Hızlı olayım da çabuk olayım. Yer değiştirmesin. Aynen, bu sırada. Aynen koşuyorum. Yer değiştirmesin Sude. Belki dur. De aynı katta değildik. Belki de. Evet. Belki de biz Sude ile aynı katta değildik. Sude çok belli oluyorsun. Ne? Sude çok belli oluyorsun mu? Nerede? Dalga mı geçiyorsun? Işıl benim yerimi söylerse beni bulabilir. Altta bir yerlerde beni arıyor. Ama dolaplarda? Sude gülmemesi imkansız. Niye? Gülmesi mi gerek? Banyoya bakıyoruz. Yanına yaklaştığında gülüyor, ben de biliyorum. Ben her yere baktım. Bakmadığım yer kalmadı ki. O zaman yer değiştirdi o kesin. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle yer değiştirdi. Bakalım. Bence yer değiştirdi Sude. Buraya baktın mı? Yer. Ben bakacağım zaten şu an. Aklımda olan burası var çünkü çekirdek yeme yerini diyordunuz ya siz ikide bir. Buraya çıkacağız edeceğiz falan diye. O baba. Yüzden. Geldi. Buldular beni. Biri sıkıştı. Vallahi. Yuh. Oraya mı sandın Sude? Şuraya gidecektim de hiç bulamazsın diye. Düşeceksin. Saçmalama. Ah katen. Oraya gitseydim var ya. Arkaya gitsem hayatta bulamazsınız da. Hiç bulamazsın diye gittim. Arkadaşlar Sude ta çatıya saklanmış. Yuh diyorum ben yani. Yandım arkadaşlarla konuşurken. Baba koş. Hayır, Sude Işıl istersen. Işıl ilk yakalandı ama Sude. Sobeledim sayılsın mı? Evet de Işıl'a bek ilk o bulundu. Ama ben yakaladım ama ben değilim. Sobelemek yoktu ki ama. İlk ben bundan ebeydi. Sobeleme var mıydı yok muydu işte onu. Vardı. O konuda tam anlaşamadık çünkü. Ben size bağırıyordum buradan sobeleme olsa mı olmasın mı diye. Tabii siz de ses çıkartamıyordunuz haklı olarak. Çünkü ben de emin olamadığım için size soruyordum farkındaydım. Ondan sonra da dedim ki neyse olsun. Bu arada arkadaşlar şöyle yapalım sizinle.
ikinci videoda izleyin bizim. Bu sefer ben öyle yer bulacağım ki onlar beni hayatta yakalayamayacaklar. Bunu da ikinci videoda izleyin, olur mu? Hadi bakalım videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone olun şu yanındaki. Küçük zile basarsanız da. Tamam ve canlı yayınlarımızdan ilk siz haberde olursunuz arkadaşlar. Instagram'dan da hem Işıl'ı hem Sude'yi takip etmeyi unutmayın. Bu arada Villa Bella'dan sevgilerle, Villa Bella'nın Instagram adresini de yukarı çıkartıyorum. Hoşçakalın. Diğer videolara da tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.